Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Rusya ve Ukrayna arasındaki sorun günümüzde hala sıcaklığını korurken, Karadeniz sularında bir panik yaşanmakta. Bildiğiniz gibi Karadeniz'de ülkemizi de tehdit eden bir mayın paniği yaşanırken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Ve bu açıklamalarda Türkiye'ye karşı hazırlanmış olan komployu da açığa çıkardı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin gerçekleştirmiş olduğu Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda hem savunma sanayi alanında hem Rusya-Ukrayna krizi hakkında hem de Karadeniz'de yaşanan mayın paniği hakkında oldukça dikkat çekici konuşmalar yaparken, yerli savunma sanayi projelerimizin gurur kaynağı olduğunu, mayın konusunun ise bir komplo olduğu iddiaları olduğunu belirtti. Konuşmasına savunma sanayi projeleri hakkında başlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, daha önce hiç savunma sistemin yokken, şimdi denizaltını bile kendin yapıyorsun. Uçak gemisi yapıyorsun. İHA'lar, SİHA'lar var. Filipinlere atak helikopteri sattık. Gurur duyulacak projelerimiz var. Savunma sanayinde büyük oranda yerlileşme sağladık. Şimdi kendi helikopter motorumuzu tamamen yerli yapmaya çalışıyoruz. Hem Ukrayna hem de Rusya ile vazgeçemeyeceğimiz ilişkilerimiz var. Onlar açısından da öyle. Türkiye barış sağlanması için yoğun çaba sarf ediyor. Onlar da görüyor bunu ve Türkiye'ye güveniyorlar İfadelerini kullandıktan sonra asıl meseleye, yani Türkiye'ye kurulan komplo mevzusuna geliyor. Karadeniz'de bulunan mayınlar Rus yapımı ama hangi ülke bıraktı bilinmiyor. Araştırdık, tespit edemedik. 400 civarında mayın olduğu yönünde basında haberler çıkıyor. Ama bu tam bir muamma. Sayı bilinmiyor. Diğer ülkeleri de teyakkuza geçirdik. Bulgaristan ve Romanya makamları ile görüştük. Tarama çalışmaları yapıyor onlar da. İfadelerini kullanan Savunma Bakanı Hulusi Akar konuşmasının devamında bu mayınlarla ilgili başka iddialar da var. NATO'ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz'e girmesi için bir plan dahilinde bu mayınlar bırakılmış olabilir mi? Bizi sıkıştırmak için. Ama biz Möntro kurallarına bağlı kalacağız. Karadeniz'e savaş gemilerini sokmayacağız. Karadeniz'de bir savaşın olmasını istemiyoruz. Bu mayınlar halatından kopunca normalde kendini kilitliyor. Ama bu imha edilen mayınlarda böyle bir sistemin olmadığını gördük. Yani bilerek kilit sistemi devre dışı bırakılmış olabilir mi? Araştırmalarımız sürüyor ifadelerine yer verdi. Bakanlıktan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya bakacak olursak, bugüne kadar 26 Mart'ta İstanbul Boğazı yaklaşma sularında ve 28 Mart'ta İğneada açıklarında tespit edilen toplam 2 adet mayın SAS timlerimizce etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Romanya tarafından da Köstence açıklarında 1 adet mayın tespit ve imha edilmiştir denilmişti. 6 Nisan tarihinde ise 3. mayın tespit edildi. Yine Milli Savunma Bakanlığı'nca Kevken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim, deniz karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir. Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir ifadeleriyle duyuruldu. Yapılan son açıklamada da, Kevken açıklarında tespit edilen mayın, SAS timleri tarafından emniyetli şekilde imha edilmiştir denildi. Dünyanın gündemini son 1-1,5 aydır aralıksız eline geçirmiş olan Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle Karadeniz uluslararası deniz ticareti çok büyük yaralar almıştı. Bunun üzerine bir de yetmezmiş gibi Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamayla mayın korkusu etkisini çok kısa sürede göstererek bu ticaretin kökünden kesilmesine sebep oldu. Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada Karadeniz'in kuzey bölgesinde bulunan Odessa limanı açıklarına döşenmiş mayın hatlarında kopmalar yaşandığını ve tam 420 deniz mayınının Karadeniz'e doğru sürüklenerek harekete geçtiğini belirtirken, bölgedeki gemilerin de dikkatli olması gerektiği hakkında uyarıda bulundu.
Ülkemizin karasularında bulunan bu mayınlarda Rusya'nın duyurduğu 420 mayından birkaç tanesi. Hulusi Akar'ın konuşmasına geri dönecek olursak, Akar konuşmasının başında atak helikopterimizin Filipinlere ihracatından da bahsetmeyi ihmal etmiyor. Bu durum aslında oldukça önemli. Çünkü atak helikopterleri ilk kez başka bir ülkeye ihraç edilmiş durumda. Şimdiye kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve diğer kolluk kuvvetlerimizin isterlerini karşılayabilmesi adına yaklaşık 79 kadar atak helikopteri teslimatı gerçekleştiği biliniyor. Bununla beraber atak helikopterlerine güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni yetenekler de kazandırılmaya devam ediliyor. Filipinlere ihracat konusuna gelecek olursak, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, bu gelişmeyi resmi Twitter hesabından "Savunma sanayimizin gurur günlerinden biri daha. Atak helikopterlerimizi yurt dışına ilk kez Filipinlere teslim ediyoruz" ifadeleriyle duyurmuştu. Filipinlere gerçekleştirilen atak helikopterinin teslimat törenine katılmayı ihmal etmeyen İsmail Demir, burada yaptığı konuşmasında "İki ülke arasındaki yakın ilişkilerimizi yeni bir ufka taşıyoruz" ifadelerini kullandıktan sonra "Türk savunma sanayini geliştirmek aynı zamanda Filipinler gibi dost ülkelere bir davetiyedir. Birçok başarıya birlikte imza atabiliriz" cümlesiyle konuşmasını sonlandırdı diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.